Herkese selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Ben Bodoz ama Mevlüt uzun bir süreden sonra yine hep beraberiz efendim. Beni özlediniz mi? Ben sizleri çok özledim. Biliyorsunuz ki malum işler güçler bilmem ne. Yani koşturuyoruz ve ne yazık ki video çekecek veyahut da canlı yayın yapacak vaktim kalmadı. Ama ilerleyen zamanlarda durumları toparlayacağız diye inanıyorum. Şimdi bu videomuzda hemen böyle lafı uzatmadan girelim. Bu videomuzda Allos Klasik 4.0 server açıldı, Rus serverı. Efendime söyleyeyim, açılalı da bir iki gün oldu. Bundan önce kapalı beta'da bir test yapmıştım ben. Ama videosunu çekmedim. Ve gayet olumlu ve birçok insanın da beğendiği bir server olmuş. İşte 4.0 dediğim gibi 55 level son. Yeni pack'ten eklenenler var. İşte Element Krallığı, yeni pack'in Element Krallığı. Ayrıyeten de silah görünümleri gibi gibi böyle tuhaf tuhaf kostümler, cartlar, curtlar, işte kabuk görünümü falan var. Ama çizgiden çıkmamışlar. Yani yeni eklemeler var fakat böyle oyunu bozacak herhangi bir durum görmedim. Ve oynayanlar da fevkaladenin fevkinde diye yorumlar alıyorum. Şimdi burası oyunun kendi sitesi. Ben bunların hepsinin linkini videonun altına yine koyacağım ve Türkçe pekini de aynı şekilde koyacağım ve nasıl Türkçe yapacağınızı da anlatacağım. Şimdi ana ekran yani bu ana sayfada ilk önce kayıt olmak için account yerine tıklıyorsunuz. Buradan register diyorsunuz. Register dedikten sonra şu ekran geliyor. Buradan işte kullanıcı adı, oyuna giriş için kullanıcı adı, kullandığınız e-mail geç kullan kullandığınız fark eder mi bilmiyorum ama muhtemelen fark eder. Siz yine kullandığınız e-mail koyun. Pasaport yani şifre, şifrenin tekrarı. Bu referral kod da sizden önce kayıt olmuş bir arkadaşınız var ise onun referral kodu var. Hesabında yine bu sitenin de giriş yaparak görebilir. Oradan bu kodu size verecek. Siz de buraya yapıştıracaksınız ve onun karşılığında muhtemelen ödül verecek. Şu an ne ödül veriyor bilmiyorum. Çünkü denemedim. Bunun yanı sıra kayıt olduktan sonra zaten şurada download var. Download'a tıkladığınızda sizi buraya atacak. Download'a tıklayacaksınız. Tıkladığınız andan itibaren hatta beraber tıklayalım. Updater indirecek. Updater indirdikten sonra size indirdiğiniz yere gelin. Şurada Updater zaten tek başına duruyor olacak. Bunu saatlik yönetici olarak çalıştırın. Ardından açılan ekranı hatta beraber yapalım. Bilmeyenler için. Açılan ekranda şurada işte click to apply yani işte kabul etmek için tıkla yerine tıklayın. Bir uzun bir süre zaten oyunu indirecek bu arada. Bunun inmesini bekleyin. Herhangi işte kapatma, durdurma veya da internet kopma sırasında muhtemelen dosyalar zarar görür. Bu yüzden yani kopmayacağına emin olun. İnternet kesilmeyeceğine emin olun. Sonra sıkıntı yaşamayın. Zaten komple bittikten sonra indirme. Burada İngilizce ve Rusça seçeneği var. Ve play tuşu açılacak. Play tuşuna bastığınızda oyuna gireceksiniz. İster İngilizce, ister Rusça, isterseniz de Türkçe olarak oynayabileceksiniz. Fakat Türkçe'yi zaten ben şimdi göstereceğim nasıl yapacağınızı. Buradan da oyunun kendi sitesine direkt geçiş yapabiliyorsunuz. Oyunda nasıl kristal çekerim diye soranlar olacak. Kristal olayı biraz sıkıntılı çünkü Rusça biliyorsunuz şu an sıkıntılı dönemden geçiyor. Savaştır bilmem nedir. Orayla işte bizim para alışverişi ne yazık ki güvenli bir şekilde olmuyor. Bu yüzden aracı şirketlerle yapıyorlar. Ama nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Siz araştırır. Eğer kristal almak istiyorsanız bunu öğrenirsiniz. Yani GM'ye de sorabilirsiniz Discord hesaplarından. Zaten Discord hesap yani Discord'ların kanalı da burada. Ondan sorup öğrenip öyle kristal satın alabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Şimdi Türkçe yapmaya gelelim. Türkçe yapmaya gelelim. Türkçe dosyası şurada. Şimdi iki tane dosya ben hazırladım. Bu iki dosyada full Türkçe. Yani işte yumuşak Y, Ü, Ö ne bileyim gibi gibi kelimelerin hepsi Türkçe. Harflerin hepsi Türkçe. Efendim söyleyeyim. Bu ikisini kopyalıyorsunuz. Şöyle sağ tık kopyala. Ondan sonra oyunun indirilmiş klasörüne geliyorsunuz. İndirdiğiniz klasöre geliyorsunuz. Buradan data, buradan pack, buraya sağ tık yapıştır diyorsunuz. Ben şimdi kopyalamadım hiç çıkmadı. Yapıştır kopyala değiştir diyorsunuz. Ayrıca bunu yaptıktan sonra lütfen Updater'dan oyunu başlatmayın. Eğer oyun güncelse Updater'ı başlatmayın. Bunun yerine şöyle yine oyunun kurulu olduğu yere gelelim. Pardon burası değil. Bir saniye. Bunun yerine buradan bin şu AO Game'e sağ tıklayın.
Eğer Windows 11 kullanıyorsanız daha fazla seçenek gösterdiğin, buradan gönderdiğin masaüstüne kısa oluştur deyin. Eğer Windows 10 veyahut da 7 kullanıyorsunuz zaten sağ tıkladığınız gibi gönder seçeneği çıkacak. Masaüstüne kısa yol gönder diyeceksiniz. Oyuna güncelleme gelmezse sadece AO Game'den gireceksiniz. Ama oyuna güncelleme gelirse zaten oyuna girdiğinizde bunu anlayacaksınız. Size hata verecek, oyuna sokmayacak. Demek ki güncelleme gelmiş. O zaman Updater'dan güncelleme yapacaksınız. Tekrardan Türkçe dosyalarını atacaksınız. Sonra AO Game'den girmeye devam edeceksiniz. Efendim şimdi bununla böyle bahsettik. Ve sonunda da zaten bunların hepsini hallettikten sonra artık oyuna giriş yapabilirsiniz. Referral koddan bahsetmiştik en son. Dediğim gibi bunun çok kafa karıştırma gerek yok. Bu cılık niye öttü yani? Kapat. Efendim söyleyeyim, kafa karıştırma gerek yok. İşte bir referral kodu alacaksınız. Ve adını siz söyleyin. O istenen yere yapışacaksınız ve ödül veriyor mu vermiyor mu o zaman siz de göreceksiniz. Ben kendi referral kodumu yine videonun altına paylaşırım. Siz de oradan faydalanırsınız. Şimdi oyunumuzda ne var ne yok. Şimdi 55 level olduk. Oyuna şöyle ana menü diyeyim de. Oyuna sıfırdan başlıyorsunuz. Eğitim yerini atlıyorsunuz. İttifak ve imparatorluk için aynı şey geçerli. Yani direktmen 55 yapıp buraya gelmiyorsunuz. Eğitim yerini size yaptırtıyor. Mecbur. Onu mecbur tutmuşlar. Nedense bilmiyorum. Ondan sonra eğer imparatorluk açtıysanız Nezebgrad'a, ittifak açtıysanız Novgorod'a gidiyorsunuz. Sonrasında şöyle yeni bir karakter açayım ben. Şimdi ittifak eğitim ona çok uzun sürüyor. Bu yüzden yine imparatorluk açacağım. Hızlı bir şekilde. Ha bir de Piri'den de eklediler. Biliyorsunuz 55'te normalde Piri'den yok. Ama Allos klasik GM'leri eklemiş. Yani gayet güzel bence. Bir de ittifak tarafına bakalım. Şöyle karakterlerine. İttifak tarafında da aynı. Yine Piri'den burada mevcut. Ben de velhasıl şöyle imparatorluğa geçeyim. Şimdi Piri'denlerde ne varmış? Tuzakçı dedi, Pagan. Pagan tuzakçı ne alaka ya? İşte büyücü, kara büyücü, Piri'denler açık değil. İşte Paladin, şifacı. Ne o? Hipnotizmacı. Bekçi. Ulan bekçiyim. Şifacı nasıl bekçi koymuşlar? Avcı bak. Okçu. Tamam. Hunter'sa da avcı. Doğru. Komutan. Hadi askere gider. Doğru. Hikayeci. Yani Ozan'a olabilir. Sınıf mevcut değil. Diğerlerinde açık mı bu sınıf? Değil. Değil. Ha burada açık. Tamam. Bu da mesela. Bu da eklenmiş. Bu da 55 pekinde yoktu diye biliyorum. Buraya eklenmiş. Şimdi Pridenlerden ne açalım? Bir tane. Hadi bunu açalım. Paladin açalım. Şuraya ismimizi yazalım. Bodos. Buradan devam edelim efendim. Ve go. Şimdi bunun yeniden açmamın nedeni size oyunu tam olarak göstermek. Yani oyunda ne yapmanız gerekiyor gibi. Zaten burayı çok uzun tutmayacağım. Çünkü video çok uzun olsun istemiyorum. İşte burası biliyorsunuz eğitim alanı. Burada görevlerin hepsini yapıyorsunuz. Zaten bu oyunu beni izleyenlerin çoğu biliyor. Artık burayı anlatmak istemiyorum hani sürekli. Burayı bitirdikten sonra zaten Nezibgrad'ı biliyorsunuz. Işınlanıyorsunuz. Şimdi diğer karaktere geçeyim. Nezibgrad'ı ışınlandıktan sonra nadir nesneyi açacağız. Onu da şimdi göstereceğim. Şimdi diğer karaktere geçelim. Evet. Nezibgrad'a geldiniz veya da Novgorod'a geldiniz. Buradan Y'ye basıp Yozgat'ın Y'si. Nadir nesneyi açıyorsunuz. Şuradan koruyuculardan yok, hizmetlerden pardon. İkinci sayfada şu itemi satın alıyorsunuz. Zaten sıfır kristal. Bu itemi satın aldıktan sonra bak burası çok önemli. F1'e basıyorsunuz. F1 yani kendinizi soldan şu resmimize tıklayın veya da F1'e basın klavyeden. Kendinizi seçtikten sonra satın aldığınız iteme iki kere sağ tıklıyorsunuz. Bunu unutmayın. Tekrar söylüyorum. O itemi satın aldıktan sonra şu itemi satın aldıktan sonra bunu kapatın. Kendinize şöyle ister buradan sol tıklayın. Bize resminize isterseniz F1. Klavyedeki F1'e basın. Sonra o iteme iki kere sağ tıklayın. İki kere sağ tıklayın. Sonrasında zaten 55 olacaksınız ve size gerekli olan işte irade gücü, ışık, ne ruhun kuvveti, ışık gücü gibi özellikler gelecek. Bunun yanı sıra bunu yaptıktan sonra şu hemen üst kata çıkıyorsunuz. Novigrad'da muhtemelen
Yine Novigrad giriştedir. Işınlayıcının oradadır diye tahmin ediyorum. Şu an gideceğim NPC. Veyahut da ne NPC'siydi o? Sol tarafta bir tane daha, hani savaştan sonra ödül aldığımız bir NPC var ya. Onun yanındadır bu NPC. Şu an gideceğim. Bilginiz olsun. 10 NPC'den de itemleri satın alacağız. Yine ücretsiz ve item taşları var. Ama solgun item taşı. Yani yükseltilebilir item taşı değil. Fakat mavi. Yani her türlü işinizi görecek. Adınızı rahat rahat yapabileceğiniz item taşları olacak. Güçleneceksiniz yani. Şu karakteri gidiyorsunuz. Üstteki size gerekli olan bütün itemleri burada sağlıyor. Pardon. Böyle. Alttaki de item taşları. Böyle item taşları da burada. Hepsi ücretsiz. Ama bunlar dediğim gibi solgun. Yani level atlatamıyorsunuz. Yani rengini maviden mora geçiremiyorsunuz. Hiçbir şekilde basılmıyor. Keza muhtemelen itemler de öyledir diye düşünüyorum. Bakıyorum bir. Yani bunlar da aynı şekilde yükseltilemiyor. Sadece sizi idarelik olarak giymeniz için burada duruyor. Yani işte item odasına gidin, işte PvP atın, efendime söyleyeyim elementi yapın gibi gibi. Sonrasında bunu işte karakterinizi dizdiniz, efendime söyleyeyim hazırlandınız, talentinizi yaptınız ve size gerekli olan ilk şey element kralına gitmek. Şimdi element kralına iki tane özellik eklemişler. Şimdi element kralına bir gidelim. Kanka bizi götür. Element krallığında tabii günlük görevi yine aynı şekilde yapmak zorundasınız. Neden? Element krallığından aldığınız puanlar ile şu NPC'den işte ister altın sembolü isterseniz ejderleri alabiliyorsunuz. Tabii ki ejderler çok önemli. Sizin de bildiğiniz üzere. Ejderlerin hepsi 45 level. Doğru mu? Evet. Bu ne? Evet, bu da 45 level. Zaten önce ejderleri siz fulleyeceksiniz. Tekrardan söyleyeyim. Bir tane saksansa'dan kesinlikle alın. Sınırsız saksan. Sonra altın ihtiyacınız olursa altını da yine buradan tedarik edebilirsiniz. Eriana da yine mevcut. İşte amalgam için. Eriana'da da savaş yapıyorsunuz. Veyahut da gidip kimse yoksa kutuları topluyorsunuz. Bunun yanı sıra şu yeni yeri de söyleyeyim. Tekrardan dünya gücüne dönelim. Bu arada bu anlattıklarım Novigrad yani ittifak tarafı için de geçerli. Şurada isimsiz bir şey var. Element Kralı'nın daha önce işte Berzan kardeşim anlattı sağ olsun. Yani bu çok bilgiyi zaten o verdi. Element Kralı'nda işte belli bir item gücüne eriştikten sonra yani belli bir GS'ye eriştikten sonra topluca böyle mob kesiliyormuş ve item taşı toplanıyormuş ama basılabilir item taşı. Buna bir tıklayacağım. Bir şey oldu mu? Oğlum, muhtemelen partiyle gidiliyor galiba. Öyle bir şey söylemişti. Zaten bunu da siz öğrenirsiniz. Bunun yanı sıra düzey 5 olamıyorsunuz. Düzey 4 oyun. Yani düzey 5 olmak için yine nadir nesneden nerede o? Hani bu 10.000 tane topladığımız şey yok mu? Nerede değil onu? Sandıklarda mıydı? 10.000 tane şey topluyorduk. Sembol topluyorduk. Kutsal sembol. Ondan satın almanız lazım da. Ben niye bulamadım? Burada mıydı? Burada değil. Burada bir yerdeydi ya. Bak daha yeni bulduğum şeyi hiç bulamıyorum. En tav oldum ya. Gıcık olurum abi. Nerede şimdi lan? Ha şuradaydı dur. Koruyucu değil mi? Aynı. Yo. Ha burada işte tamam. Koruyucu da doğru. Koruyucu bölümünde işte bu koruyucu kutudan alıyorsunuz ve 10.000 tane sembol düşürüyorsunuz. Sonra gidip düzey 5 oluyorsunuz. Zaten düzey 5 nasıl olduğunuzu da biliyorsunuz. Efendim söyleyeyim. Bunun yanı sıra ulu olan var mı diye bakıyorum. Ulu olan şu an kimse yok. Muhtemelen ululukta yine amalgamla bir gün içerisinde olunur diye düşünüyorum. Onu da düşürmüşlerdir. Yani şu an server gayet oyuncusu yüksek. Şu an 100'ü aşkın oyuncusu var online. İttifak, imparatorluk karışık. Ve daha da gün geçtikçe çoğalacak diye düşünüyorum. Eğer siz de isterseniz bu serverda oynayabilirsiniz. Dediğim gibi Allos klasik PvP serverı 4-0. Benim arkadaşlarım da burada oynuyor. Hepsi imparatorlukta. Dilerseniz onlarla da takılabilirsiniz. Dilerseniz başka oyuncularla veya da tek başınıza oynayabilirsiniz. Efendim, başka anlatacak bir şeyim kalmadı. Bugünkü videomuzdan bu kadar. Tekrardan herkesten özür diliyorum çünkü çok uzun süre bir ayrılık oldu ve hiç
Bir şey paylaşmadım. Hiç haber vermedim kimseye. Ama ne yapacağınız? Hayat memat meselesi diyelim. Yani mecburen çalışmak zorundayız ve geçimimi sağlamak zorundayım. Yani yapacak hiçbir şey yok. Kendinize iyi bakın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.